Today's The World Around Us will be presented in Turkish with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Türkiye'de Konya'da bulunan ve Yeşil Türbe veya Kube-i Hadra adlarıyla da bilinen Mevlana Müzesi. Mevlana veya Rumi olarak tanınmış Sufi bir mutasavvıf ve ozan olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesidir. Mevlana'nın Farsça yazılmış şiirleri, güzellikleri ve derin anlamlarıyla tüm dünyanın beğeni kazanmıştır. Bu müze aynı zamanda Mevlevi tarikatın bağlı dervişlerin tekesidir. Mevlana Rumi, Mevlevi tarikatının kurucusu ve dönerek Allah'ı zikrettikleri sema törenlerini yapan dervişlerin ya da diğer adıyla sema zenlerin piridir. Mevlana Müzesi Mavi Kubbesi ile Alaaddin Tepesi'nin karşısında etrafı camiler ve türbelerle çevrili bir mekandadır. Mevlana Müzesi'ne her sene binlerce insan gün ay saymaksızın her gün ziyarete gelir, ondan bir şeyler almaya, ilham almaya, insanlığın sırlarını öğrenmeye çalışır. Mevlana Celaleddin Rumi bugün yalnız Müslümanlar değil, bütün insanlık için bir karamsar dünyada ümit ışığıdır. Girdiğiniz zaman kapısından sağ tarafta bir set üzerinde kabirleri görürsünüz. Kabirlerde Mevlana, çocukları, torunları ve babasının yaptığı söylenir. Türbenin içi harikulade hat eserleriyle ve kufi motiflerle göz alıcı bir biçimde süslenmiştir. Bu oda Mevlana'ya ve ailesine Türkiye gelişlerinde eşlik eden dervişlerin anısına yapılmıştır. Ayrıca zeminden yüksek bir kaide üzerinde Mevlevi tarikatın ileri gelenlerinin sandukaları bulunmaktadır. Ziyarete gelen inanmışlar, sevenler onun için fevkalade sanat eserleri yapmışlar ve bu sanat eserlerini müzeye hediye etmişlerdir. Müzede gördüğünüz eserlerin çoğu inancın eseridir. Mesela hatırladığım kadarıyla tavana asılı olan 2-3 tane yuvarlak mermer küredeki oymalar bir insanın sanatkar olarak para pul için yapabileceği bir eser değildir. Bunun gibi yüzlerce eser, tablo, yazı, ayetler, Kur'an-ı Kerim'den parçalar sanatkârane bir şekilde orada sergilenmektedir. Büyük mutasavvuf Mevlana'nın sandukası Kur'an-ı Kerim'den ayetlerinin altında işlendiği sırmalı ipekle örtülüdür. Asıl kabir bunun altında yer almaktadır. Kitabede şunlar yazar: ölümümüzden sonra türbemizi toprakta aramayın. Bizim mezarımız ariflerin gönlündedir. Mevlana'nın sandukasını yanında babası saygın alim Bahuddin Veleddin ve Muheddin oğlu Sultan Veleddin sandukları bulunmaktadır. Mevlana'nın Lahiddin'in ilerisinde bulunan ayin salonu dervişlerin sema ayinlerinin yaptığı yerdir. Sema ayinde kemanda benzeyen küçük üç telli bir çalgı olan kemençe, Halile adı verilen küçük bir zil,
Bir tür tef olan daire gibi çalgılarla yapılan müziğin eşliğinde dönülür. Mevlana kendisi de bir müziki aşığı idi ve bu aletleri çalardı. Müzik onun hayatında büyük bir yer almıştır. Bir gün Konya sokaklarında gezerken, bir dükkanın önünden geçerken çekiç sesleri duyuyor. Bir kuyumcunun önünden geçiyormuş. Çekiç seslerini duyunca içeriye giriyor. Altını işleyen kuyumcunun çekiç sesleriyle çıkan sesler bir müziğin nameleri gibiymiş. Onun yanından ayrılamıyor. Onunla dost oluyor, ahbap oluyor. Mevlana'nın bir gün duyduğu çekiç sesleriyle adeta transa geçtiği ve kollarını iki yana açarak kendi etrafından dönmeye başladığı anlatılır. Mevlevilikteki sema geleneği böyle başlamıştır. Sema ayini içe dönüştür. Yaratana doğru manevi yükselmeyi simgeler. Onun sema ayinleri müzikle hareketi ve insanların ne yapmak icap ettiğini anlatan bir ritüeldir, bir ayindir. Onun için Mevleviler kendilerini insanlığa adamışlardır. Bir Mevlevi mükemmel insan olmanın yolunu arar ve bu yolu göstermeye çalışır. Onların sema ayinlerinde ney ışığında, ney sesiyle döndükleri zaman hem dünyanın döndüğünü hem dünyada insanların Tanrı'dan aldıklarını yine insanın yarattığı, Tanrı'nın yarattığı insana yani Tanrı'ya vermelerini öğretiyor, anlatıyor. Mevlana bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Belk kentine 30 Eylül 1207'de doğdu. Babası Bahuddin Veled bir din alimiydi. Mevlana'nın babası ailesini ve müritlerini alarak kentten ayrıldı ve 7 yıl sonunda Orta Anadolu'nun güneyinde yer alan Karaman kentine vardı. Kentin valisi Mevlana'ya ve babasına büyük saygı gösterir, onları kente buyur eder. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ısrarlı davetlerini icabet eden Mevlana'nın ailesi son olarak Konya kentine göçer ve oraya yerleşir. Selçuk hükümdarı da onların oraya geldiğini biliyor ve heyecanla onları buraya celbetmenin çarelerini düşünüyor. Hatta tehdit ediyor oradaki idareci. O da diyor bunlar misafirdir diyor. Tanrı misafiri ben diyor kovamam ki. Ben tabii elimden geldiği kadar hürmet etmek mecburiyetindeyim. İnancımın gereği bu, insanlığımın gereği bu, benim görevim bu. Neticede buraya Konya'ya geliyorlar. Tabii Konya gelişlerinde devlet erkanı olduğu gibi merasimle karşılamaya çıkıyor. Selçuklu Sultanı Mevlana'nın babasına konaklamaları için gül bahçesini açar. Burası ileride Mevlana'nın ailesinin türbesinin de bulunacağı yerdir. Mevlana'nın babası hayattayken madresinin dini okul başına getirilir. Babası öldükten sonra Mevlana 25 yaşındayken onun yerini alır. Bir yandan ilim öğretirken bir yandan da kendi Sufi eğitimini devam etmektedir. Selçuklu döneminde Konya'nın bir sanat dini merkez olması için gayret göstermiş, insan sevgisinin, insanların birbirine bağlılığının ve huzur ve sülh içinde yaşamaları için elinden geldiği kadar yazılarıyla, öğretileriyle Konya'da başlayan ışığı zaman içinde bütün dünyaya yayılmıştır.
Mevlana düşüncelerini derinden etkileyen birçok büyük tasavvuf şairle tanışır. Tasavvuf erbabı Atar bunlardan biridir. Mevlana'nın önünde yürüyen babasını gören Atar der ki, bir ırmak koca bir umanı peşine takmış. Atar Mevlana'ya fani dünyanın insan ruhuna vurduğu zincirleri anlatan kitabını verir. Yaptıkları sohbetler Mevlana'nın kişiliği ve tasavvuf şiirleri üzerinden derin izler bırakmıştır. Ancak Mevlana'nın yaşamındaki en önemli dönüm noktası 1244 yılında gezgin bir derviş olan Şems-i Tebriz'le tanışmasıdır. Bu tanışma tüm yaşamını değiştirir. Sonra yine Orta Asya'dan gelen, bilhassa Tebriz'den gelen bir arkadaşı var ki günlerce onunla dini sohbetler yapmak için sokaklara çıkmadığı, milleti meraklandırdığı olmuştur. Bunun adı da Şems-i Tebrizi'dir. Şems-i Tebrizi onun çok samimi arkadaşı, hatta bir yerde onunla dertleşen talebesi mi diyeyim, hocası mı diyeyim, olmuştur. Mevlana ile manevi hocası Büyük Şems-i Tebriz'in bir araya gelişlerine dair bir kısa vardır. Böyle yaslanıyor yere, ikisi de yan yana geliyorlar, yaslanıyorlar, hiçbir kelime konuşmuyorlar. Millet heyecanla bakıyor, onlardan bir şeyler bekliyor ama onlar hiç konuşmuyor. Neticede o zat müsaade alıyor, ayrılıyor. Şimdi oradaki hoca efendi diyor, hocam sen günlerce bir misafir bekliyordun. Bu misafirin bu muydu? Evet, hani hiç konuşmadınız. Evladım diyor, kal dilinden anlayan için diyor, kal diline ihtiyaç yok. Yani kalple konuşabilen insanların diyor, dille konuşmalarına gerek yok diyor. Ayrılıyorlar. O gelen Şems Hazretleri. Mevlana eserlerini ömrünün büyük kısmını geçirdiği Konya kentinde vermiştir. 6 ciltlik masnevi en büyük şaheseridir. Yaklaşık 27 bin mısradan oluşan Farsça şiirde günlük yaşamdan kısalar, Kur'an ayetlerin tefsirleri, hadisler, peygamber sözleri ve manevi ilim gibi konular işlenmiştir. Mevlana'nın eserlerinde ilahi sevgiliye duyulan hasret ve onunla bir olmanın verdiği mutluluk işlenmiştir. Ozan'ın kendi ifadesiyle mesnevi iman kökünün kökünün köküdür. Müslümanlar için ise Mevlana'nın eserleri bir nevi ikinci Kur'an-ı Kerim, yani Türklerin mukaddes kitabına Kur'an-ı Kerim gibi değerle anılmış ve insanlara yol gösteren bir kitap olmuştur Mesnevi. Mevlana'nın eserleri pek çok dile çevrilmiştir ve farklı dinlere mensup birçok insan tarafından okunmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi bugün her dilden, her milletten insanların kendisini ziyarete geldiği bir universal insan olmuştur. Artık o yalnız Türkiye'nin, Konya'nın malı değil, dünyanın malıdır. Mevlana Celaleddin Rumi bugün karmaşık dünyanın içinde insanlara ümit veren, onların gelişmesine, sulh ve huzur içinde yaşamasına katkıda bulunan yazılarıyla, öğretileriyle ve davranışlarıyla sema ayinleriyle insanlara hem Allah sevgisini hem insan sevgisini aşılamıştır. Devamlı olarak bu onun insanlığa manifestosu olmuştur. İnsanlığa sevgi, barış ve
birlikte yaşama duygusunu aşılamaya çalıştır. Konya'da Mevlana ayinlerine zaman zaman dünyanın dört bir yanından insanlar gelir, onu ziyaret eder. Onu ziyaret etmek demek yalnız o gösteriyi görmek demek değildir. Ona gelenler çare bulacak insanlığa bir ümit ışığı gördükleri için fikirlerini onu ziyaret ederken ondan bir nevi ilham almak duygusunu taşırlar gibi geliyor bana. Bugün Mevlana'nın herkesi kucaklayan sevgisi bütün dünya için ilham verici bir örnektir. Madem ki insanlığa ışık saçıyor, o ışıktan bir parçası da bir ayna gibi bizim yüzümüze yansıtsın, biz de o ışığı etrafımıza yayalım. Işık biz de saçalım. Bu ne demek? Bu insanları sevelim, insanlarla dost olalım, insanların dertlerine derman olalım. İnsanların kurtuluşu her tip insanın birbiriyle anlaşmasına, birbirini sevmesine bağlıdır. Ne düşüncede olursa olsun, şekilde hareket ederse etsin, prensip bu olmalı. Bize Mevlana'yı anlatan ve Konya'daki Mevlana Müzesi'ne yaptığımız gezide bize rehberlik eden Sayın Aslan'a ve Sayın Ataş Söz'e teşekkür ediyoruz. Mevlana'nın barış ve daima Allah'ı anma düsturunun bugün bizim kalplerimizi ve fethetmesini diliyoruz. Bugün etrafımızdaki dünya programında bizimle olduğunuz için teşekkürler. Sırada önemli haberler ve hemen ardından bilgelik sözleri var. Supreme Master Televizyonundan ayrılmayın. Yaşamınızdan bereket ve mutluluk eksik olmasın. Thank you for joining us today on The World Around Us. Please stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom after noteworthy news. May your life be blessed and happy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.